fonksiyondan basit bir şekilde bahsedeceğim. Fonksiyonda bir girdi ve bu girdiye bağlı olan bir de çıktı vardır. Bunu bir örnekle gösterelim. f(x) Burada x girdileri temsil ediyor. f ise fonksiyonun adı. Daha doğrusu kuralı. Peki bu x'lerle ne yapacağız? Şimdi diyelim ki f(x) eşittir x kare olsun eğer x çiftse ve x artı 5 olsun eğer x tekse. Şimdi gir diye 2 dersek ne olacak? Yani x yerine 2 yazacağız. f 2. Evet. Şimdi f 2 eğer x çiftse x kareyi kullanacağız ama eğer x tekse kural x artı 5 olacak. Bizim x'imiz 2 çift olduğundan x kareyi kullanacağız. Yani 2'nin karesi o halde f 2 eşittir 4 değil mi? Gayet iyi. Peki. Ya girdim 3 olursa sonuç ne olur? F3'ü merak ediyoruz. Burada 3, 1 girdidir değil mi? Girdi, evet. Peki, biliyoruz ki eğer x çift ise sonucu x kare ile ve eğer x tek ise sonucu x artı 5 ile bulacağız. Peki 3 tek mi çift mi? Tek değil mi? O halde x artı 5 kuralını kullanacağız. Yani 5 artı 3 eşittir 8 f3, 8 olacak. Evet. Örneğe baktığımızda bu fonksiyonun ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçalı olarak ifade edilmiş bir fonksiyon. Yani koşullara bağlı olarak kural değişiyor. Fonksiyonu geleneksel bir şekilde de gösterebilirim tabii. Şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. F, F'den başka bir simge kullanmak istiyorum bu kez. H, evet H, A. Şöyle diyelim H, A. A'dan büyük olan ve A'nın yazılışındaki ilk harfle başlayan en küçük tam sayı. Evet, çok havalı oldu A'dan büyük olan ve A'nın yazılışındaki ilk harfle başlayan en küçük tam sayıya götürecek bizi. Peki, bir iki örnek yapalım. Mesela fonksiyonumuzda A'nın yerine 1 yazarsak. Bakalım ne olacak? H1 kaç olacak? 1'den büyük olan ve B ile başlayan en küçük tam sayı B ile başlayacak. 1, 1'den dolayı evet değil mi? 1'den büyük olacak. B ile başlayacak o zaman. 2 değil, 3 değil, 4 değil 5, B. Evet B ile başlayan birden sonraki ilk tam sayı 5. O zaman H1 eşittir 5 olacak değil mi? Şimdi de A'nın yerine mesela mesela 4 yazarsak yani H5, H4 özür dilerim ne olacak ona bakalım. E, fonksiyonun tanımına göre 4'ten sonra gelen ve 4, D. Evet D ile başlayan İlk sayıyı arıyor olacağız. Yani 5 değil 6 7 8 9. Evet D ile başlayan 4'ten sonra gelen ilk sayı 9. O halde H4 9 olacak değil mi? 4'ten sonra D ile başlayan ilk tam sayı 9'dur. Şimdi fonksiyonun ne kadar genel bir şekilde işlediğini görüyorsunuz. Mesela son örnekte yani h fonksiyonunda sayıların yazılışlarındaki baş harflerini kullanarak bir fonksiyon oluşturduk. Tabii tüm fonksiyonlar böyle değildir. Aslında fonksiyonlar hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Şimdi bir örnek verelim. y eşittir x artı 1. Bu da bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu şöyle de yazabiliriz. y eşittir fx, o da eşittir x artı 1. Şöyle de diyebiliriz. Buraya bir x ve y tablosu çiziyorum. Bir saniye, bir saniye önce f0 eşittir 1 çünkü x yerine 0 koyduk ya da ya da f2 eşittir. 2, şimdi tabloyu yaparsak x0 iken y1 oluyor. x2 iken, aa, düzeltmeliyim burayı, burada bir hata var. Bunları geri alayım. f2 eşittir. 3 değil mi? Evet, evet. Yeniden tabloyu çizelim. x ve y, x0 ise y1, x2 ise y3. Peki fonksiyonu böyle bir notasyon ile yazmamın sebebi ne? Elbette ki tüm bunları daha net anlamak ve daha genel düşünebilmek. Örnekte de olduğu gibi fonksiyonda bir girdi olur yani buradaki x gibi ve bir de çıktı olur buradaki x artı 1 gibi. Burada girdi 0 ve çıktı 1. Burada girdi 2 çıktı 3. Peki, o zaman fonksiyon nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hatırlayın, fonksiyonun bir girdisi olur ve sonuç olarak da muhtemel bir çıktı verir demiştik. Görsel bir örnek çizmek istiyorum şimdi. Burası y eksenim, burası da x eksenim olsun. Buraya yarı çapı 2 olan bir çember çizeceğim. Bu da yarı çapı 2 olan merkezcil çemberim. Evet, çemberim bu. Ve bu çemberin denklemi de x kare artı y kare eşittir 2'nin karesi yani 4. Bu çemberi çizmemin sebebi x ve y'nin arasındaki ilişkiyi göstermek. Bunun bir fonksiyon olmadığını görselden görüyoruz. Diyelim ki x eşittir 1'e bakarsak x girdisinin hem pozitif hem de negatif bir y değerine gideceğini görüyorsunuz değil mi? Bunu şimdi denkleme yerleştirelim. x eşittir 1 için 1'in karesi artı y kare eşittir 4 olur. Sonra y kare 3 olur. İşlem bitmedi. Sonra y eşittir artı ya da eksi kök 3 olur. Buradaki artı kök 3, buradaki ise eksi kök 3'tür. Şimdi bu durumu yani bu ilişkiyi şöyle gösterelim. Buradaki küçük kutuma 1'i gönderiyorum ve 1'e bağlı olarak kök 3 ya da eksi kök 3 sonuçlarını yani çıktılarını elde ediyorum. Ama bu bir fonksiyon değil. Evet bu bir fonksiyon değil. Fonksiyonda her bir girdim için sadece bir tane çıktı almalıyım. Bu x ile y arasında bir bağıntıdır. Ama fonksiyon değildir.